Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, Role Level Security ile devam edelim. Ne anlama geliyor Role Level Security? Açık olan model ilk kurduğumuz model. Hiçbir değişiklik yok. Tablolar arası ilişkiyi tekrar hatırlamak gerekirse müşterilerle, ürünler master tablosuyla satışları birbirine bağladık. Hangi sütunlar üstünden? Anahtar sütunlar üstünden. Bunu Power BI yani Desktop girişte anlattık. Onu biraz ilerletelim. Şimdi bizim müşteriler tablomuzda satış sorumlusu diye bir sütun var. Ve bu sütunda hangi müşteriden kim sorumluysa onun ismi geçiyor. Satış sorumlusunu satış tutarıyla birlikte bir matrise, basit bir matrise düşürüyorum. Şimdi Role Level Security denilen konu bize şunu sağlar. Tek bir model kuracağız. Sadece bir tane veri modelimiz olacak. Ama bu modeli bulutta yayınladığımızda Power BI.com'a ilk girdiğinde ve bu raporu açtığında sadece kendi verisini görecek. Hakan girdiğinde sadece kendi verisini görecek. Diyelim satış genel müdürü girdiğinde veya genel müdür girdiğinde ikisini birden görecek. Bu tür durumlar için role level security'yi kullanırız genellikle. Kullanıcının kim olduğuna göre veriyi filtreleriz. Bunun iki bacağı var. Önce desktop'ta roller yaratacağız. Hakan ve İlkay için. Daha sonra bu yarattığımız rolleri bulutta yayınladığımızda o rollerin altına ilgili kullanıcıları ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Modeling tabının altına geliyorum. Burada Manage Roles diye bir menü var. Bunu tıkladım. Eğer bu açılan menü sizde farklı gözüküyorsa lütfen Files, Options and Settings, Options, Preview Feature'lardan buradaki Enhanced Role Level Security Editor'ünü kapatın. Bu da henüz Preview modunda olan bir özellik eğitimin ilerleyen konularında bu konuya tekrar geldiğimizde, role level security konusuna tekrar geldiğimizde enhanced versiyonu kullanacağım. Ama şu an için kapalı olsun lütfen. Manage roles. Sol tarafta yaratacağımız roller listelenecek. Birazdan bir tane rol yarat diyorum. Satıcıların isimlerini de görelim. Create diyorum. İlk ay için Neyin üzerinden bir rol yaratmam gerekiyor? Satış sorumluları üzerinden bir rola, rol, yaratmam gerekiyor. Satış sorumluları hangi tabloda? Müşteriler tablosunda. Yandaki 3 noktayı tıkladım. Add filter. Satış sorumlusu. Buradaki değeri ilk ay D nokta diye değiştiriyorum. Buraya yazacağım string ilk ay rolü için İlk ay boşluk d nokta olmak zorunda birebir meş edecek noktayı unutun çalışmaz sadece ilk ay yazın çalışmaz birebir aynı olmak zorunda kaydettim bu rolü bu rolü test edelim view as aynı modeling tabundayım bu rapor setine bu rapor sayfasına ilk ay eriştiğinde bunu görecek. Bir rol daha yaratmamız gerekiyor. Bu sefer Hakan için yaratmamız gerekiyor. Aynı menüye tekrar geri geliyorum. Create Hakan. Bunun filtresi ne olacak? Bunu yanlışlıkla yarattık. Bunun filtresi ne olacak? Aynı mantıkla gene müşteriler add filter satış sorumlusu value double click Hakan K olacak. Kaydettim. Bulutta yayınlıyorum. Home. Publish. Power BI eğitim. Select. Gidiyor. Okey. Bulut'a geri geçiyorum. Peki okay. çalışma alanına kullanıcıları davet edeceğim. Manage Access. İlkay. Oops. İlkay. Hakan. Artı Halil de bunların satış yöneticisi. Üçünü de viewer olarak çalışma alanına ekledim. Buradaki raporlara erişim sağlayabilirler yani Weaver modunda. Şimdi Power BI Desktop'ta roller yaratmıştık. O yarattığımız roller Bulta'da taşındı şimdi. Nerede çıkacak karşımıza? Datasetin Security kısmında. Buraya geldim. Hakan rolünü kim görecek? Hakan rolünü Hakan görecek. Ekle ve kaydet. İlk ay rolünü kim görecek? Onu da ilk ay görecek. Ekle ve kaydet. Şimdi ilk ayın ekranının nasıl gözüktüğüne bakalım. Burası ilk ayın powerbi.com'u. Çalışma alanlarını refresh edelim. Power BI eğitim, role level security raporu gözüküyor dataset yok dikkat ederseniz. Raporu açtım. Sadece kendi datamı görüyorum. Güzel. Diğer kullanıcıyı test etsek onla da aynı şeyi göreceğiz. Hakan girdiğinde sadece Hakan'ın datası çıkacak. Halil deneyelim. Halil Weaver olarak eklendi. Halil kullanıcısını deneyeceğim. Şu an Halil kullanıcısı olarak girdik. Bu satış müdürü ve herhangi bir role atanmadığı çalışma alanı Power BI eğitim role level security diyor ki the report can't be viewed because role level security var ve sen herhangi bir role ait değilsin. Role level security ile ilgili dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Desktop'a geri dönüyorum. Manage Roles. Konuşurken dedi ki, Hakan rolü sadece Hakan görsün. İlkay rolünü sadece İlkay görsün. Satış müdürü var. Hepsini görsün. Onun için de bir rol yaratmamız gerekiyor. Ama filtreler olmaksızın. Create. Satış müdürü. Hiçbir filtre yazmamıza gerek yok. Öncekilerde müşteri satış sorumlusu, müşteriler tablosundaki satış sorumlusu sütun değeri Hakan K olacak, ilk ay olacak. Bu rolde hiçbir filtre yok. Kaydet. Home. Tekrar publish edeceğim. Daha öncesinde aynı data seti, aynı data modeli publish ettiğim için üzerine yazıyorsun. Emin misin uyarısını veriyor bana. Evet eminim. Bulut'a doğru gidiyor yayınladı. Bulut'a tekrar geri gelelim. Security'den rolleri filtreleyelim. Buraya Halil'i ekleyelim. Halil'in ekrana tekrar bakalım şimdi. Biraz önce hata mesajı veriyordu. Refresh. Şimdi satış müdürü olarak herkesin satış datasını görüyor. Yani rollerle ilgili yaratırken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Biri bunu görecek, filtresini yaratıyoruz, rolünü yaratıyoruz. Her şeyi görecek olan kişiler için bir tane hiçbir filtrenin olmadığı rol yaratmak gerekiyor. Ve o kişileri o rollere bulut tarafında atamak gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. İlka için test ettik, doğru çalışıyordu. Kullanıcısıyla girdik, sadece kendi datasını gördü. Halil ile ilgili problem vardı, tamam. Boş rol yarattık, onun da problemi çözdük. Şimdi Hakan'ın statüsünü değiştireceğim. Hangi statüsünü değiştireceğim? Bu çalışma alanındaki erişimini değiştireceğim. Erişim yetkisinin tipini değiştireceğim. Hakan'ı viewer değil, member olarak değiştireceğim kapattım. Hakan'ın ekranını açacağım şimdi. Halil Sainat. Hakan'la giriş yapacağım. Hakan'ın kullanıcısıyla giriş yaptım. Power BI.com'a. Workspace. Power BI eğitim. Role Level Security'yi açıyorum. Herkes görüyor. Unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi de bu. Eğer workspace'e atadığınız kullanıcıların yetki tipi viewer'dan farklıysa contributor gibi, member gibi, admin gibi role level security çalışmaz. Çalışabilmesi için o kullanıcıların viewer modunda olması lazım. Şimdi Power BI'ye yeni başlamış bir kullanıcı bu role level security'nin nasıl bir filtre yaratıp da çalıştığını anlamakta bir miktar zorlanıyor olabilirsiniz. DAX konseptlerinden filter konteksti veri modeliyle birlikte öğrendiğimizde daha yerli yerine oturacak ve gayet kolay gelecek. Öncelikle niye buna row level deniyor onu anlayalım. Tablomuza geliyorum, müşteriler tablosuna geliyorum. Satış sorunlarının isimleri satırlarda. Aynı sütun altında satırlarda geçiyor. Satır row. Row level secure denmesinin sebebi Peki, filtre yaratıyor gibi bir terim kullandım. O ne anlama geliyor? Müşteriler tablosunda İlkay var, Hakan var. Okey. Müşteriler tablosu one-to-many bir ilişkiyle satışlar tablosuna bağlı. Filtre yaratıyor olması demek, misal Hakan için Hakan filtresi müşteriler tablosundan geldiğinde ok yönünde satışlara geçtiğinde bir filtre yarattığında satışlar tablosunda gördüğümüz satırlar sadece Hakan'ın yaptığı satışların bulunduğu satışlar tablosu. Benzer şekilde ilk ay geldiğinde rol olarak ilk ay bir filtre yaratıyor. Ok yönünde satışlar tablosuna gidebiliyor. Filtreyi yarattığında önümüze düşen şey sadece ilk ayın müşterilerine yapılan satışların olduğu satışlar tablosu. Bu, bu şekilde çalışıyor Roll Level Security. Şimdi bir de column level security denen bir şey var. O tamamen başka bir şey ama çok benzer ama yapı olarak başka bir şey. Onun için bu tabloya bir sütun daha almam lazım benim maliyetleri gösteren. Onu yapalım dilerseniz. Transform data ile Power Query tarafına geçiyorum. Ctrl Shift artı biraz ekranı büyütüyorum. Bizim satışlar tablomuzdaki uçurduğumuz sütunlardan bir tanesi maliyetle ilgili olan sütundu. O sütunu geri alıyorum. Sütunları seçtiğim step'e geliyorum. Burada diyorum ki ben maliyeti de istiyorum. Hem satışları istiyorum hem maliyeti istiyorum. Okey. Maliyet sütunun tipini ABC123'ten Decimal number'a çevirelim. Close apply. Maliyet sütununa geldi. Matrise geri dönüyorum. Matrisi seçtikten sonra maliyet sütununu da buraya düşürdüm. Şöyle biraz açalım. Şimdi kullanıcı seviyesinde raporlarda bazen şöyle bir şey isteriz. Bunlar satış ekibi satışlarını görsünler ama satışların maliyetini görmesinler. Şimdi row level security satır bazlı çalışan bir uygulama, bir konsept. Bu tabloya aldığımız maliyet bilgisi sütunda duruyor. Bu column level security mevcut durumda column level security diye bir yapı Power BI Desktop içerisinde yok ama external tool'lardan tabular editor'le bunu yapabiliriz. Ama bu şu an için Fazlasıyla kompleks bir konu. Eğitimin ilerleyen dönemlerinde bu konuya tekrar geri geleceğiz. Hem row level security, hem column level security birlikte tekrar üstünden geçeceğiz.